geceye katılarak bizleri onurlandıran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye arz ederim. Hak, hukuk, adalet mücadelemizde... Teşekkür ederim. Öncelikle bu güzel gecede burada olmaktan, bir film izleyeceğiz. Duygulu, dokunaklı bir film olduğu da ifade edildi. Ama onun öncesinde konuşan üç kadın kardeşimiz var. Evet, adalet hepimiz istiyoruz. Adalet için mücadele ediyoruz. Hiç kimsenin yatağa aç girmediği, her annenin evladını huzur içinde yatağa yatırdığı bir Türkiye istiyorum. Bunu yapmak için mücadele ediyorum. Kavgaysa bunun kavgasını veriyorum. Evlatlarımızın güzel bir gelecekte huzur içinde bu ülkede çalışmalarını istiyorum. Bir umutları olmalı evlatlarımızın. Annelerin büyük dram çektiğini biliyorum. Büyük sıkıntılar yaşadığını biliyorum. Elektrikti, doğalgazdı, yakıttı, pazardı, bunların tamamını biliyorum. Zaten siyaseti de bunun için yapıyorum. Yorulmaktan söz ettiler. Yorulmak bize haram. Ta ki bu ülkede huzur oluncaya kadar. Bunun mücadelesini yapıyorum. Kendi defterimden yorulmayı sildim. Orada öyle bir şey yok. Adım adım geziyorum. Kadın kardeşimiz söyledi. Geleceksin, köyleri gezeceksin diye. Türkiye büyük bir ülke. Emin olun. İmkanım olsa bütün köyleri, bütün mahalleleri gezerim. 81 ile gidiyorum. Kadınlarla konuşuyorum. Gençlerle konuşuyorum. Kanaat önderleriyle konuşuyorum. Hepinizin derdi aslında ortak. Yani buradaki dert, anne, kadın burada hangi derdi yaşıyorsa, gidin Trabzon'daki anne de aynı derdi yaşıyor. Çankırı'daki, Çorum'daki anne de, Hakkari'deki, İzmir'deki anne de aynı dramı yaşıyor. Türkiye'yi buradan çıkarmak hepimizin görevi. Dediniz ki Avrupa'da nasıl yaşıyorlar, biz de öyle yaşayalım. Evet, sizin hakkınız. Bu mücadeleyi vereceksiniz. Beraber mi bu mücadeleyi vereceğiz? Bakın burada ne yazıyor? Bize katılın diyor. Bize katılın ki biz bunların tamamını hayata geçirelim. Tamamını. Sevgili anneler, sevgili kadınlar. Ben beşli çetelerin adamı değilim. Ben uyuşturucu baronlarının adamı değilim. Ben malı vurup kaçanların adamı değilim. Bu ülkede fakirin, fukaranın, garibin, gurebanın adamıyım ben. Onlar için çalışıyorum zaten. Onlar için mücadele ediyorum. Göreceksiniz. Hiçbir güvencem yok dedi. Torunum var dedi, hiçbir güvencem yok dedi. Bizim programımızda var. Kırsalda çalışan her kadın ve her gencin sigortası olacak, primini de devlet yatıracak. Ve sizin emeklilik hakkınız olacak. Siz günün 24 saati çalışıyorsunuz. Ben rahmetli nenemden bilirim köyde. Günün 24 saati. Sabahın köründe kalkar çalışır. Akşam gelirdi gene, ertesi sabah gene köründe kalkardı. Vefat ettiğinde bir sigortası bile yoktu. Çalışıyor. Kimin sigortası olsun? Çalışanın olsun. Alın teri dökenin olsun. Sizin kırsaldasınız, çalışıyorsunuz. Sizi toprağa küstürenlerin hakkınızı teslim etmeyin onlara, vermeyin sizi toprağa küstürenlere. 300 koyununuz, 100 koyununuz vardı, şimdi hurdacılık yapıyor annemiz. Niçin? Neden oldu? Nasıl oldu? Bunun mücadelesini yapacağız. Sadece sigorta primlerinizi değil, kooperatif kuracağız. Kurun bakın. Genç bir İlçe başkanımız var, o da sizden, o da bir kadın. O da mücadele ediyor. Bakın sizlere geliyor, uğruyor, mücadelesini yapıyor. Onu inşallah önümüzdeki seçimde çok daha güzel yerde göreceğiz. Siz seçeceksiniz.
Siz seçeceksiniz. Örnek olacak. Kadın bir belediye başkanı, kadın bir milletvekili, kadın bir belediye meclis üyesi, bunlar olmalı. Bizim kadın büyükşehir belediye başkanımız var. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız. Her tuttuğunu altın yaptı vallahi. Çalışıyor. O da günün 24 saati çalışıyor. İnşallah Akyurt'ta da olacak bu. Çalışacak, göreceksiniz, üretecek. Her eve girecek. Herkesin gönlüne girecek. Hizmet etmek kadar, vatandaşa hizmet etmek kadar değerli bir şey yoktur. Dolayısıyla biz buradan belki gideceğiz ama Filiz Hanım burada. Filiz Hanım burada. Filiz Hanım sizler için çalışacak. Sizler için mücadele edecek. Çocuklarımız için bakın bir şey daha yapacağız. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Her ailenin asgari bir gelir güvencesi olacak. Her ailenin. Öyle elektrik borcumu ödeyemiyorum. Doğalgaz borcumu ödeyemiyorum. Tamamen unutun. Çocuğun interneti varsa, evin doğalgazı, evin elektriği, evin suyu asla ve asla kesilmeyecek. Hiç kimse karanlıkta kalmayacak. Neden? Aile destekleri sigortası bunu ödeyemeyecek olan ailenin elektriğini, suyunu, doğalgazını, internetini ödeyecek. O evde huzur olacak. Ne demek kışın ortasında doğalgazı kesmek? Ne demek kışın ortasında elektriği kesmek? Ne demek suyu kesmek? Hangi çağda yaşıyoruz? Onlar kesecekler, bu kardeşiniz açacak. Hiç endişe etmeyin. Açacak. Onlar çetelere çalışıyorlar. Yandaşlara çalışıyorlar. Tefecilere çalışıyorlar. Üçkağıtçılara çalışıyorlar. Avantajcılara çalışıyorlar. Bu kardeşiniz halk için çalışacak. Halk için, millet için çalışacak. Sizler için çalışacağız. Bundan emin olmanızı isterim. Elbette ki her ailede huzurun olmasını isterim. Her evde bereketin olmasını isterim. Her evde mutluluk olmasını isterim. Her evde ailenin geleceğe güvenle bakmasını isterim. Ama yoksulluk bazen şiddete ortam hazırlıyor. Yoksulluk şiddete. Evde erkek işsizse, askere gitmiş gelmiş oğlunuz işsizse, üniversiteyi bitirmiş kızınız işsizse, işsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Dolayısıyla herkesin üreteceği, herkesin kazanacağı bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Sizlerle beraber ben de filmi izleyeceğim. Sizden tek istediğim var. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Sakın. Türkiye güzel ülke. Türkiye'de yaşayan bütün insanlar da güzel insanlar. Sandığa giderken bir şey yapın. Elinizi vicdanınıza koyup oy kullanın. Geleceğinizi düşünün. Çocuklarınızın geleceğini düşünün. Daha güzel bir Türkiye düşünün. Burayı tahsis eden, buranın tahsis edilmesi için mücadele eden, kavgasını veren muhtar kardeşlerime de yürekten teşekkür ederim. Muhtar kardeşlerim de görecekler. Onları da çok farklı bir yerde konumlandıracağız inşallah. Bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir. Milletvekili seçiminden önce bir muhtarlık seçimi yapılmıştır. Muhtarlar o nedenle demokrasinin temel taşıdır ve güçlendirilmesi lazım. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Buraya gelip bize yaptığı güzel filmi bize gösterip katkıda bulunan, sizlerin bir anlamda dramını dile getiren yönetmen kardeşlerime de, sinemacı kardeşlerime de öyle diyeyim, halkın diliyle yürekten teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun.